Meltem Ana Haber gerçeklerle başlıyor sayın seyirciler. Suriye'de siyasal çözüm mutabakatı sağlandı. Taraflar anlaştı. Soçi'de Rusya, Türkiye ve İran liderlerinden çok kritik açıklamalar geldi ardı ardına. Profesör Doktor Haydarbaş'ın hoş geldin Atatürk esirinin yankılandığı sempozyumlar serisi tüm yurt genelinde sürüyor. İlahiyatçı yazar Mehmet Emin Koç bir gece ansızın Atatürkçü olanları anlattı. Terörle mücadele de devam ediyor. Tunceli Plümür Karayolu'nda 50 kilogramlık patlayıcı imha edildi. Silvan'da bir mahalleyle bir mezrada sokağa çıkma yasağı var. Hakkari'de 771 adet av tüfeği ele geçirildi. Adana merkezli 5 ilde PKK-KCK operasyonu gerçekleştirildi. 19 gözaltı var. Gel gelelim vadideki zarrap hikayesine. Sanık zarrap, tanık zarrap oldu şimdilerde. Amerika'da ağırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davada artık Türkiye'nin kamu bankası olan Halkbank da yargılanıyor. Yanlış duymadınız. Başbakan Yıldırım'dan konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalar var. Gürcistan'da DH operasyonu yapıldı. 17 ay önce Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Çatayev öldürüldü. 17 aydan beri de aranıyordu. Meltem Ana Haber başlıyor. Sayın seyirciler, dün Soçi'de kritik bir toplantı vardı. Kritik zirvede liderler ardı ardına açıklamalar yaptı ve Suriye konusunda siyasal mutabakat sağlandı demiştik. Şimdi haberin detaylarına bakacağız. Dün Soçi'de Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla yapılan Suriye zirvesinden kritik kararlar çıktı. Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de siyasal çözüm sürecinin başlatılması için mutabık kalan ülkelerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmasını istemediklerini de söyledi. Rusya, Türkiye ve İran Suriye'de siyasi çözüm için anlaştı. Astana Mutabakatı'nın 3 garantör ülkesinin liderleri Soçi'de bir araya geldi. Zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Önce ev sahibi Putin konuştu. Putin, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması konusunda mutabık kalmıştır. Ülkelerimizin dışişleri, savunma bakanları ve diğer gerekli kurumlarına Soçi'de yapılacak bu kongrenin tarihinin ve yapısının şekillendirilmesi için talimat verildi, dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise burada oluşacak Ulusal Diyalog Kongresi'nde amaç, bütün aktif tarafların Suriye'ye karşı ve hatta rejim taraftarı olanların bir araya gelerek ülkenin geleceği için müzakere etmeleri. Bu kongrede yeni anayasa için zemin oluşacak ve yeni anayasa için özgür ve adil bir seçim yapılacak. Bu bütün bölge için barış ve istikrar getirebilir, dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak hususunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmasını istemediklerini de söyledi. Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüyle ülkemizin milli güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Milli güvenliğimize kasteden bir terör örgütüyle aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bağlılığımızı ifade ediyorsak, bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz. Öte yandan Rusya, Türkiye ve İran ortak bir bildiri de yayımladı. İşte bildiri. Devlet başkanları Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmiş, bahsi geçen gerginliği azaltma, bölgelerin tesis edilmesi ve Suriye ihtilafının çözümüne yönelik hiçbir siyasi girişimin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne hiçbir surette halel getiremeyeceğini vurgulamışlardır. Devlet başkanları, Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti temsilcilerini ve Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, toprak bütünlüğüne ve parçalanamaz karakterine bağlı olan muhalefeti,
yakın gelecekte Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yapıcı şekilde katılım sağlamaya çağırmışlardır. Devlet başkanları Suriyelilere ülkelerinin birliğini yeniden tesis etmelerinde Suriye halkının desteğini alacak bir anayasayla sonuçlanmak üzere Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir süreç ve katılmaya ehil tüm Suriyelilerin Birleşmiş Milletler'in uygun şekilde gözetimi altında oy kullanacağı serbest ve adil seçimler vasıtasıyla ihtilafa siyasi çözüm bulmalarında yardımcı olmak hususunda mutabık kalmışlardır. Evet, bültenimizin başında da ifade ettik. Gel gelelim vadideki Zarrab hikayesine. Sanık Zarrab, tanık Zarrab oldu sayın seyirciler. Amerika'ya gitti, hiçbir şeyden haberi yoktu. Ansızın tutuklandı ve bir anda tutukluyken sanık oldu. Ankara'nın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Reza Zarrab davasında. Tanık Zarrab davasında diyelim daha doğrusu. Gelen son bilgilere göre tutuklu sanık Zarrab itirafçı oldu ve sanık listesinden çıkarıldı. Böylece 4 Aralık'ta yapılacak jürili duruşmada tek sanık olarak Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla kaldı. Hükümet bu davanın siyasi bir dava olduğu görüşünde. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ekonomi Zirvesi'nde dikkat çekici açıklamalar yaptı. Reza Zarrab davası ABD ile Türkiye arasında krize neden oldu. Gelen son bilgilere göre tutuklu sanık Zarrab itirafçı oldu ve sanık listesinden çıkarıldı. Sanık olarak açtığınız dosya daha duruşma başlamadan tanığa dönüşmüştür. Bu gelişme davanın artık Zarrab davası olmasından çıkarak Türkiye'nin devlet bankalarından Halkbank'ın davasına dönüştüğünü gösteriyor. 4 Aralık'ta yapılacak jürili duruşmanın tek sanığı Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla kaldı. Atilla'nın da sanık olmaktan çıkarılabileceği ve davanın Halkbank davası haline geleceği belirtiliyor. Hükümet ise bu davanın siyasi bir dava olduğu görüşünde. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ekonomi Zirvesi programında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bu dava maalesef hukuki olmaktan siyasi bir yöne doğru evrildiğini görüyoruz. Türkiye, Amerika iki müttefik devlettir. NATO'da beraberiz. Yarım asrı aşan bölgede işbirliğimiz var. Her ne kadar son zamanlarda bizim canımızı yakan terör örgütleriyle iş tutuyor olsalar bile bunun geçici bir durum olduğunu kabul ediyor ve bu işin kısa sürede bu yanlıştan dönüleceğini ümit ediyoruz ve bekliyoruz. 17-25 Aralık'ta terör örgütünün yargı yoluyla gerçekleştirmeye çalıştığı darbe tutmayınca bugün Amerika'da görülen davaya FETÖ'cülerin bir şekilde sızmaları suretiyle tekrar denenmeye çalışılmaktadır. Davanın tarafları orada baskı altında tutulmakta, ülkemiz ve menfaatlerimiz aleyhine ifade vermeye zorlanmaktadır. Tanık olarak açtığınız dosya daha duruşma başlamadan tanığa dönüşmüştür. Bunun adalet neresindedir? Bu hukuk ayıbını suistimal ederek Türk bankaları hakkında kriz söylentileri çıkaranlar, bunu yapanlar geçmişte olduğu gibi yine sükutu hayale uğrayacaklardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Reza Zarrab davasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, rüşvet veren, yolsuzluk yapan, vergi ödememek için her türlü yola başvuran bir adam yargılanıyor. Türkiye ve millet meselesi haline getirmek doğru değil dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı'nda taşımacılık sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Reza Zarrab'ın efendim dış ticaret açığının %15'ini biz karşıladık gibi düşünceler burada yok. Burada emek var. Çalışıp vergi ödeyenler var. Yani paralarını vergi cennetlerine götürenler yok. Çıkışta basının sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, Soçi'deki Suriye zirvesini de değerlendirdi. Suriye'nin sorununu çözmek istiyorlar. Çözülürse son derece mutlu oluruz.
Suriye'nin bütünlüğünden, Irak'ın bütünlüğünden yanayız. Türkiye'nin bütün komşularıyla barış içinde yaşamasını isteriz ve bunun için bizim üstümüze ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. ABD'deki Reza Zarrab davasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu bunun bir memleket meselesi olmadığını söyledi. O dava görüşülmeden, davanın ayrıntıları ortaya çıkmadan bugünden yorum yapmak asla doğru değildir. Sayın Binali Yıldırım'ın da yorum yapması doğru değildir. Orada bir yargılama var. Yani rüşvet veren, yolsuzluk yapan, vergi ödememek için her türlü yola başvuran bir adam yargılanıyor. Dolayısıyla bunu bir Türkiye meselesi haline getirmek, bir millet mesele haline getirmek doğru değil. Yolsuzluk, hırsızlık dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir ülkesinde milli mesele olarak görülemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapısı değiştirilen Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında harp okullarımıza subay yetiştirmek dışında misyon biçmeye kalkanlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Harp okullarının eski sisteme dönmesi kesinlikle söz konusu değildir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda düzenlenen 858 muvazzaf subay adayının mezuniyet törenine katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeniden yapılandırılan Kara Harp Okulumuzun ilk mezunlarını veriyoruz. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okullarda kanun hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemelere değinen Erdoğan, şu dikkat çekici açıklamaları yaptı. Ülkemizin 1834'lere kadar uzanan tarihiyle en köklü kurumları arasında yer alan Kara Harp Okulumuz maalesef 15 Temmuz darbe girişiminin önemli merkezleri arasındaydı. Milletimizle birlikte darbe girişimini engelledikten sonra bu şerefli kurumu kirleten darbecilerin tamamı hamdolsun tasfiye edildi. Ülkemizi ele geçirmek isteyenlerin işe harp okullarımızdan başladığını görüyoruz. Bu okullarda son 10 yılda görev yapmış tabur komutanı düzeyindeki yöneticilerin neredeyse tamamının darbecilerle birlikte olduğunun ortaya çıkması çok önemlidir. Bunun için biz önce eski sistemi tümüyle tasfiye ettik. Ardından da tüm askeri eğitim kurumlarımızı Milli Savunma Üniversitesi adıyla tek çatı altında birleştirdik. Erdoğan konuşmasında askeri okullardaki müfredat değişikliğini de anlattı. Harp okullarında 4 yılda verilen askeri eğitimin daha fazlası 1 yıl içinde verilerek hepsi de vazifeye hazır hale getirilmişlerdir. Okulumuzun müfredatı içinde askeri derslerin oranı %18'den %60 düzeyine çıkartılmış. Eğitim öğretim süresi 1 yıl artırılarak güçlü bir yabancı dil altyapısı oluşturulmuştur. Artık bu okullarımızın eski sisteme dönmesi kesinlikle söz konusu değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin ordusu olduğunu ifade eden Erdoğan şunları söyledi. Bu ordu darbecilerin, cuntacıların, vesayetçilerin ordusu değildir. Bu ordu FETÖ'cülerin ordusu hiç değildir. Bu ordu şu veya bu yabancı kurumun ordusu hiç değildir. Bu ordu sadece ve sadece Türkiye'nin ordusudur, Türk milletinin ordusudur. Terörle mücadele sürüyor. Tunceli, Diyarbakır, Hakkari ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarla bültenimiz devam ediyor. Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar kış şartlarına rağmen devam ediyor. Tunceli Prümür Karayolu'nda tespit edilen 50 kilogramlık el pomu patlayıcı böyle imha edildi. Diyarbakır'da da büyük bir operasyonun startı verildi. Silvan ilçesinde bir mahalleyle bir mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Amaç özellikle dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de olduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek.
Hakkari'de ise adeta bir cephanelik ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta 771 adet av tüfeği ve 645 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Örgütün şehir yapılanmasıyla mücadele de devam ediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da PKK-KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat timlerinin de desteklediği operasyonda söz konusu şahısların evlerine koçbaşlarıyla kapıları kırılarak içeri girildi. Şahısların evleri didik didik aranırken 19 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 17 ay önce Atatürk Havalimanı kana bulanmıştı. Teröristlerin saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırıyı organize eden DAEŞ'li terörist Çatayev dün Gürcistan'da 17 saat süren bir operasyonla öldürüldü. Tarih 28 Haziran 2016, saat 21.22. Terörün korkunç yüzü kendini İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gösterdi. DAEŞ'li teröristler 3 koldan sivillerin üzerine kurşun yağdırdı. ...46 masum canın yitirildiği bu saldırıyı tek kol lakaplı Çeçen terörist Ahmet Recepoviç Çatayev'in planladığı tespit edilmişti. Çatayev ve adamlarının gizlice Türkiye'yi terk ettiği öğrenilmişti. Aradan 17 ay geçti ve Çatayev'le adamlarının Gürcistan'da saklandığı ortaya çıktı. Gürcü Emniyeti, terör örgütü DAEŞ üyelerinin başkent Tiflis'in İhsani bölgesindeki Gabriel Salos Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğunu tespit etti. Daire önceki gece çembere alındı. Sabaha karşı düzenlenen operasyona evdeki teröristler silah ve bombalarıyla karşılık verdi. Polis özel harekat ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışma 17 saat sürdü. Operasyonda 3 terör örgütü üyesi öldürüldü, 1 kişi ise sağ ele geçirildi. Çatışmada öldürülen 3 kişinin Çeçen uyruklu oldukları açıklandı. Öldürülen Çeçenlerden birinin Atatürk Havalimanı saldırısını organize etmekle suçlanan tek kol lakaplı Çeçen terörist Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi. Sağ ile geçirilen kişinin ise daire sahibi olduğu iddia ediliyor. Sayın seyirciler, deprem kendini Muğla'da hatırlattı. 5 büyüklüğündeki sarsıntı şehri sokağa döktü. Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi'ndeki 25 hanenin tamamında hasar oluştu. Çok sayıda vatandaş geceyi evlerinin dışında geçirdi. Çok şiddetli bir gürültü oldu. Bir sallandı, içeri çıktık. Pat gürledi. Deprem bu kez Muğla'yı vurdu. 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi olarak açıklandı. Saat 23.22'de yaşanan deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi. Çok şiddetli bir gürültü oldu. Ondan sonra çok şiddetli ve sarsıntı arkasından sürekli devam etti artık. Muğla ve çevre ilçelerde hissedilen deprem sebebiyle binlerce kişi sokağa döküldü. Yatıyorduk işte 11'de. 11.30'da bir sallandı içeri çıktık. 11 içeri geçiyor. Pat gürledi. Biz hemen zaten dışarı fırladık hep beraber. Yani dışarı o can haliyle dışarı çıktık. Dışarı daha şiddetli yakalandık. Tabii ondan sonra yola yukarıya çıktık. Aynı bölgede sabaha kadar en şiddetlisi 3.6 büyüklüğünde olmak üzere 19 arşçı sarsıntı yaşandı. Arşçı depremler devam ediyor şu anda. Halk dışarıda bekliyor. Hasar var mı şu anda? Hasar evlerde hasar var. Allah'a şükür can kaybımız yok yani. Arşçı sarsıntılar sebebiyle vatandaşlar evlerine giremedi. Siz evlere girmiyorsunuz herhalde. Evet, girmez korkutuyorlar. Ben ödüm öyle düp yaptı ya. Duvarlarda çatlaklar var. Yani İçeride durulmaz ya şu an. Peki. Depremin merkez üssü olan Arıcılar Mahallesi'ndeki 25 hanenin tamamında hasar oluştu. 25 hanenin kaç tanesinde zarar var binalarda? Binalarda hemen hemen tamamında zarar var şu anda. Kerpiç mi, tuğla mı evde? Tuğla. Köy yollarında çatlaklara sebep olan deprem yüksek tepelerdeki kayaları yollara düşürdü.
Arıcılar sakinleri geceyi ateş başında ve arabalarda geçirdi. Araştırmacı yazar Harun Kayacı, Profesör Doktor Haydarbaş'ın Türkiye ve İslam dünyası üzerine kurulan oyunları bozduğunu söyledi. İlahiyatçı yazar Mehmet Emin Koç ise bir gecede Atatürkçü olanları anlattı. Yeni Mesaj gazetesi tarafından düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumlarının Kocaeli ayağında konuşan araştırmacı yazar Harun Kayacı, Profesör Doktor Haydarbaş'ın Türkiye ve İslam dünyası üzerine kurulan oyunları bozduğunu söyledi. Ülkemizdeki mezhep kavgasından, şövenist duyguların geriliminden emperyalist devletlerin savaş ortamı oluşturduğu bölgemizde biz Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in mezhepler bizim zenginliğimizdir. Alevi de haktır, Sünni de haktır, Caferi de haktır, Alevi de haktır diyerek eserlerini ortaya koyarak, sempozyumlarla beraber bunu ortaya koyarak emperyalistlerin kullandığı bu unsuru elinden almıştır. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu bir. Bu bir. İki, değerli kardeşlerim, herkesin uyuduğu, ilahiyatçıların uyuduğu, imam hatiplerin uyuduğu, akademisyenlerin uyuduğu, siyasilerin uyuduğu, uyutturulduğu bir dönemde dinler arası diyalog bir Vatikan projesidir. Gayesi Türk milletinin üniter yapısını bölüp ve parçalamaktır diyen, tek başına yola çıkan, herkesi karşısına almasına rağmen Rabbine sırtını dayadığı için gerçekleri ortaya koyan bir Profesör Doktor Haydarbaş Bey ile karşı karşıyayız değerli kardeşlerim. İlahiyatçı yazar Mehmet Emin Koç ise bir gecede Atatürkçü olanları anlattı. 20 yıl FETÖ'ye hizmet ederler, bir gece yarısı hepsi FETÖ'ye karşı çıkar. 20 yıl, 15 yıl bu milletin değerlerini, kaynaklarını ecnebilere, İngilizlere, küresel sermayeye faiziyle peşkeş çekerler. Devleti borca batırırlar. Profesör Doktor Haydarbaş Bey'den milli para diye bir formül duyarlar. İSEDAK'ta, Asya'da, Rusya'da efendim milli paraya geçiyoruz derler. 70 sene, 80 sene bütün hayatları, ömürleri Gazi'ye ve annesine hakaretle ömürleri geçer, nefesleri tükenir. Ama ne zaman ki Profesör Doktor Haydarbaş Bey Atatürk vatandır, hoş geldin Atatürk der, bunlar da Atatürk demeye başlar. Sakın ha, sakın ha oyuna gelmeyin. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kendi oltalarına yem yapmaya çalışıyorlar. Millete Atatürk'ü yem yaparak zokayı yutturmaya çalışıyorlar. Ama bu oyun bitti. Yeni bir devir başladı. Hoş geldin Atatürk, hoş geldin Profesör Doktor Haydarbaş. Sayın seyirciler için şimdi çok ilginç bir haberimiz var. Ucuz et için ithal hayvan ve ithal karkas et formülünü uygulayan hükümet ucuz yem için de yine ithalata başvurdu. Yemlerde gümrük vergisi sıfırlandı. Et fiyatlarının yükselişine çare olarak önce canlı hayvan, ardından karkas et ithalatı başlatıldı. Ve son olarak da lopet ithalatı için vize çıktı. Bu hamleler besicileri zor durumda bıraktı. Hayvan pazarlarında satışlar sıfır noktasına kadar geriledi. Satış yok. Getirdiğimizi 500 lira nakliye parası aldık. Onu da yani aynı getirdiğimiz şekilde geri götürüyoruz yani 500 lira nakliyeyle. Besiciler ısrarla bir noktanın altını çiziyor. Maliyetler belimizi büküyor. Yem, mazot ve gübre fiyatlarının yüksekliği kar oranını sıfırlıyor. Arpanın kilo 950 lira, buğda 1100 lira, saman 700 lira. Hadi besle de kazan, çoluk çocuk okut, çoluk çocuk geçindir. En azından hayvanın şeyi düşmesi lazım. Mazot, gübre fiyatları düşecek ki
hayvanın üstün yani. Bugün yem 50 milyon lira. Hükümetimiz ithalat getiriyor değil mi? Kaç liraya getiriyor? 30 liraya satıyor. Yem kaç liraya kadar? 50 lira. Biz de 25 liraya yem istiyoruz. Artı ben kendim çiftçiyim. Mazot kaç lira? 5 lira. Yem fiyatlarının düşürülmesi için hükümet yine ithalat formülünü devreye soktu. Bakanlar Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan kararına göre yağlı tohumlar, tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yemi de kapsayan ürünlerle hayvan yemlerinde gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. Kaç para? 7 lira. Vergiler Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore ve Malezya için sıfır, Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri, D8 üyesi ülkeler ve diğer ülkeler için %10 olarak uygulanacak. Kaba yem ve kepek türlerinin gümrük vergisi oranı da tüm ülkeler için sıfıra indirildi. Gıda sanayisinin pamuk, keten, ayçiçeği, kolza tohumlarıyla küspe gibi atıkların gümrük vergileri de hayvan yemi olarak kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde %6.5 olarak uygulanacak. Söz konusu ürünlerin ithalat vergisi Bosna Hersek için sıfır olacak. Bu kararla besicilerden sonra yerli yem üreticileri de zor durumda kalacak. Kış şartları bir anda Türkiye'de hüküm sürmeye başladı. 3 gündür kar ve soğuk etkili oluyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz'de birçok il bembeyaz oldu. İşte o görüntüler. Erzurum beklediği kara kavuştu. 3 gündür devam eden kar yağışı 20 santim kalınlığına ulaştı. Çocuklar karın tadını kızakla kayarak çıkardı. Kızak kayıyoruz. Keyifli mi? Evet. Kudan sonra kayıyoruz. Kışın tadını çıkar. Oltu ilçesine ise ilk kar akşam saatlerinde düştü. Bugün ayın 22'si. İlk kar yağdı. İnşallah bereketli olur kar memleketimiz için. Kayak tesisleri ise henüz devreye girmedi. Palandöken 1 Aralık Cuma gününü bekliyor. Bir aksilik olmaz ise 3-4 gün suni karlamanın ardından pist serimi, pistlerin güvenliği, emniyeti vesaire hazırlıklarla beraber kısmet olursa 1 Aralık 2017 itibariyle yine her zamanki gibi Türkiye'de ilk defa kayak sezonu Palandöken'de açılacaktır. Kar yağışına soğuk hava da eklenince kazalar kaçınılmaz oldu. Burası Bayburt. Yokuşta kayan iki araç böyle çarpıştı. Görmüyor musun bu yolun halini? Sabahtır beri insanlar çile çekiyor burada. Tuz yok, bir şey yok. Sivas'ta da benzer manzaralar vardı. Tuzlama yapılmayan yerlerde maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Belediyenin bu konuda daha erken davranması lazım. Yerlerin tuzlanması lazım. Burası sabaha karşı tuzlanmış olsaydı bu kazalar olmayacaktı. Peki. Yılın ilk kurtarma operasyonları da yapıldı. Muş'un Zovank Yaylası'ndan getirilen 37 büyükbaş hayvan tipi de mahsur kaldı. Haydi Cafer, haydi Cafer. Hayvanlar il özel idaresi tarafından getirilen kamyonetlere yüklenerek kurtarıldı. Trabzon'da da ekipler yayla dönüşü mahsur kalan sürü için seferber oldu. Varhalı Yaylası'nda mahsur kalan 2500 küçük baş hayvan ve çobanları jandarma ve adat tarafından kurtarıldı. Alalım. Hangi arabayı? Bizim arabayı alalım Özür. Gümüşhane'nin Zigana Dağı da geçit vermiyor. Çok sayıda tır yol kenarına park etti. Zincir de var, çıkamayız diye gitmiyoruz. Ama açık diyor karayolları, gidene kalıyor. Evet sayın seyirciler, haber bülteninin sonuna gelmişiz. İnanın da arkadaşlar işaret edince bizlerin de haberi oldu. Çok teşekkür ediyoruz takip ettiğiniz için. Meltem ekranlarından şimdilik bu kadar diyoruz. Yarın haftanın son iş günü olan yine Cuma gününde ana haberde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.